geldiniz. Sayın Diyarlar, Cumhuriyet Vekilliği'ne aday olduğu hayırlı olsun, yolu açık olsun. Biz ilçe olarak genç arkadaşlarımızı bu mücadelede daha önce de var olan, olmadığı zaman bırakıp partiye küsmeyen arkadaşlarımızı her zaman örgütün yanında yeri vardır. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, saygılarımı sunuyorum. Aydınlıkçı duygu ve düşüncelerimle, en özgürlükçü, en devrimci duygu ve düşüncelerimle kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutlamak istiyorum. İsmim Bülent Öz, Çan'da oturuyorum. Evliyim, 2 yaşında bir kız çocuğu, ismi İlke, 9 yaşında bir erkek çocuğu, onun ismi de Ata, 2 çocuk babasıyım. Çan'da ticaretle uğraşıyoruz. Çanakkale bölgesinde aynı şekilde gıda, inşaat, turizm sektörlerinde ticaretle uğraşmaktayız. Şirketlerimizde yönetim kurulu başkan vekilliğini ve genel müdürlüğünü üstlenmekteyim. Çalışanlarımızla birlikte Çanakkale bölgesinde istihdama dayalı karınca kararınca katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Ben öte yandan 8 yıldır da Atatürkçü Düşünce Derneği Çan Şube Başkanlığı'nı yürütmekteyim. 8 yıldan beri yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bölgemize değerlerine sahip çıkmak için hep mücadele gösterdik. Kendimle ilgili de 1998 yılında Çam Kaymakamlığı'nın açmış olduğu bir resim ve karikatür yarışmasında yapmış olduğum bir resim çalışmasıyla ikincilik ödülü aldım. Bunu her yerde söylüyorum. Arkadaşlar bunu söylemiyor diyor. Yani birinci olamadım ya. İkinci olduğunu söylemiyorlar. Az önce de belirtmiş olduğum gibi biz bir aile şirketi olarak yıllarca bölgemizde ticaretimizle hizmet verdiğimiz gibi yıllarca anadan babadan bir siyasi çizgiden geliyoruz. Özellikle rahmetli babam Hasan Öz Çan'da Halk Gazetesi adıyla ilk yerel gazeteyi çıkarmış. TRT'nin o dönemde ilk muhabirliğini yürütmüş. Cumhuriyet ve Dünya'nın gazetelerinin de ilk muhabirliğini yapmıştır. 80 öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Çan ilçe başkanlığını 12 yıl yürütmüş. İlgilen bölgesini yürütmüş. 1974 genel seçimlerinde babamın ilçe başkanı olduğu dönemlerde 27 yıl aradan sonra Çan'da CHP olarak belediye kazanmıştır. Aynı şekilde annem Nurduran Öz de 80 öncesinde Çan Kadın Kolu Başkanlığı ve sekreterliği görevlerinde bulunmuş. Annemin CHP'ye aklen yazmış olduğu şiirleri, makaleleri bir araya getirerek basmış olduğu ayrıca bir kitabı da var. Dolayısıyla ben siyasi geçmişi, siyasi misyonu olan bir çizgiden geliyorum ve bunları sizlere hatırlatmaktan açıkçası mutluluk duyuyorum. Söylemiş olduğum gibi birçok alanda ticarette ve siyasette başarı göstermiş. Böyle bir aile çizgisinden gelen biri olarak sizlerin karşısına çıkıyorum. Ve bu düşünceyle ben Çanakkale bölgesinde tüm varlığımı, tüm çabamı sizlerin huzurunda vereceğimi ant içiyorum. Bu
düşünceyle de yeniden sizlerin huzurunda Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. Ben 2007 yılı seçimlerinde de hepinizin hatırlayacağı gibi partimizin 4. sıra milletvekili adayıydım. Bulunduğum sıraya bakmaksızın parti programım gereği girmediğim köy, ulaşmadığım belde kalmadı. Hiçbir şekilde kazanamayacağım bir endişesini asla kesinlikle taşımadım. Partimde o anlayış ve bilinçle mücadele gösterdim. Dolayısıyla benim bu yolda 2007'de olduğu gibi şimdi de bugün de aynı şevkle, aynı heyecanla, zevkle bu mücadelenin içinde olacağımı söylemek istiyorum. Biliyorsunuz önümüzde bir ön seçim beklentisi var. Ön seçim beklentisi partimizde heyecan yaratacağı gibi diğer vatandaşlarımız arasında da heyecan yaratacağını düşünüyorum. Özellikle hangi partiye oy vereceğini karar veremeyen, genellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekte tereddüt eden kesim vatandaşlarımız arasında da bir heyecan getireceğini düşünüyorum. Kaldı ki genel başkanımız genel başkanlığa geldiğinden bugüne bir ön seçim milletvekillerinin, vatandaşlarımızın belirleyeceği bir ön seçim olacağını söylemekte. Bu da partimizde bir heyecan yaratacaktır. Dolayısıyla bu süreçte ben sıralamada hangi sırada olursam olayım sizlerin emrinde bir asker gibi karşınızda huzurunuzda olacağımı belirtmek istiyorum. Açıkçası az önce de belirttiğim gibi hem böyle bir ailenin sırından gelen biri olarak çünkü bu işi gerçekten siyaseti seviyorum. İstekli, insanlarımıza hizmet etme konusunda kararlıyım. Kendi bilgi, kendimce bilgi ve becerime, gücüme, kuvvetime inanıyorum. Tabii gençliği vermiş olduğu da ayrı bir heyecan var. Buna da güveniyorum. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi ben sizlerin huzurunda Çanakkale bölgesi için, Ezine bölgesi için geceli gündüzünü adayacağımı tekrar belirtmek istiyorum. Bir de kısa bir düşüncemi paylaşarak, anlayışımı paylaşarak toparlamak istiyorum sözlerimi. Biliyorsunuz siyasette kendi aramızda hep konuşuruz. Bu konuda da aslında şikayetçiyiz. Bir siyasetçi nasıl olmalı? Bir siyaset anlayışı nasıl olmalı? Ankara'ya giden milletvekillerimiz televizyonlardan hep seyrediyoruz. Bunlar sürekli laf üretiyorlar, proje üretmiyorlar, sorunlarımıza çözüm üretmiyorlar şeklinde şikayetlerimiz hep var. Ben bu anlayışla kesinlikle hiçbir şekilde polemiklerin içerisinde olmayan, hiçbir şekilde laf değil, proje üreten, çözüm üreten bir anlayışta karşınızda olmak istiyorum. Çünkü en önemlisi vatandaşlarımızın sorunu belli. Vatandaşlarımız günlük hayat telaşı sorunları içerisinde yoğrulmakta. Kimsenin bu işte polemiklere, birbirine siyasetçilerin laf atışmalarına dinleyecek gücü kalmadı. Açıkçası da bıktı. Ben bu düşünceyle Hezine bölgesinde ne sorun var? Çanakkale bölgesinde ne sorun var? Bunları da süreç başladıktan sonra tekrar buraya gelip bu düşüncelerimi de ayrıca paylaşmak istiyorum. Şimdi düşüncelerimi, projelerimi açıkçası söylemek istemiyorum. Süreç başlamadan diğer aday adaylara da kopya olmasın. Ben kesinlikle bu düşünceyle, bu zihniyetle, bu siyaset anlayışıyla birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını anlayan, onların değer yargılarını anlayan, onların yaşamsal hallerini anlayan bir anlayışta olmak istiyorum. Çünkü halkımız sorunlarının çözülmesi düşüncesinde, Ezine bölgesinde sorunlar nasıl çözülür, Çanakkale bölgesinde sorunlar nasıl çözülür, bu telaş içerisinde ben sadece düşüncelerimle ilgili sadece bir ipucu vermek istiyorum. Bizler seçilen milletvekiller zeki. Asil olan sizlersiniz. Biz bugün burada olduğu gibi yarın yine de
yine buraya gelip Ezine bölgesinde ne sorun var? Sizler ne düşünüyorsunuz? Sorunlar hakkında ne biliyorsunuz? Bu bölge için en iyi bilecek olan sizlersiniz. Dolayısıyla elimiz Ezine'ye geldik. Her ayın belli dönemlerinde buralara gelip haftalık halk meclisleri gibi, konseyler gibi Ezine bölgesinin ne sorunu var? Sizlerden dinleyip onları rapor haline geçirip, kayıtlara geçirip açıkçası meclise götürmek istiyorum. Yani sadece sözle değil, telefon trafiğiyle değil, Ezine bölgesinin sorunlarını belgelere, raporlar halinde döküp kayıtlara geçirip Ankara'da bu işin peşini her bölgeniz için tabii devam etmek. Çözmek konusunda böyle bir siyasi anlayışı getirmek istiyorum. Ve gittiğimiz her yerlerde de bu adaylık sürecinde bile ben partime bir şekilde bir heyecan getirdiğimi düşünüyorum. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle bir heyecan eksikliği de bundan önce sanki var gibi. Dolayısıyla ilk önce örgütlenmemiz için, büyümemiz için, bugün burada kalabalık ne kadar güzel, yarın daha da fazla büyümek için ilk önce partiye bir heyecan gerekli. Böyle düşünüyorum. Dolayısıyla ben nasip olur da vatandaşlarımız, delegelerimiz, üyelerimiz bana fırsat verirse, şans verirse Çanakkale tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl olur? Cumhuriyet Halk Parti siyasi tarihinde Çanakkale'de nasıl şaha kalkar göstermek istiyorum. Ve bu konuda kendime açıkçası güveniyorum. Dolayısıyla sözlerimi toparlamak gerekirse ben konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi sizler için bir asker gibi emrinizde olmak istiyorum. Gençliğime güveniyorum. Kendimce olan bilgi birikimine güveniyorum. Ve sizler için, Ezine bölgesi için, Çanakkale bölgesi için gecemi gündüzümü katacağıma söz veriyorum. Ant içiyorum. Sayın beni 2007'de ben espri yapıyordum. 2007'de beni bilerek dörde koydular diye. Arkadayım ya. Ön taraftan ne kadar milletvekili adayı varsa hepsini Ankara'ya götürmek için. Şimdi de espriyi değiştireceğim. Şimdi de biri istiyorum. Arkamdakiler Ankara'ya.